Gerçekten kısmet çok önemli. Hep deriz ya, ya benim kısmetim kapalı. Kısmet kapalı diye bir şey var Kesinlikle mı? Kesinlikle var. Zaten hep evet, çok inandığı, çok eee takık olduğu bir konu. Bu tarz <laughs> ifadeleri ben de hayatımda e, çok kullandım ve ben bunları bizzat yaşadım. Kısmet Senin, kapalı değil kısmet mi? Kısmet kapalı. Evet. Hangi işe girsem paramı alamazdım. Hep kötü patronlara ben denk gelirdim. E, kötü muamele görürdüm. İyi okullardan mezun olmama rağmen hakkım yenirdi. Başkaları yükselirken bende olmazdı. Ya. Bunun sebepleri var. Şimdi bir Manevi ana plan var kader planı fakat kısmetine sen yardım edeceksin. Kitabımızda da bunu zaten söylüyoruz bütün formülleri de içine koydum. Şimdi kısmet açma konusu mesela evlenemiyor 47 yaşına gelmiş bir ilişkisi yok girdiği işlerde hep blokaj yaşıyor. Şimdi tamam ekonomik olarak zor durumlardan da geçiyoruz ama bu durumları fırsata çeviren insanlarla da tanışıyorsun. Ee, hani hangi işe başvursa e, kötü sonuç alanlarla da karşılaşıyorsun kısmet kapalılığının özünde aslında bir blokaj yatar. Blokajlar da çeşitli yerlerden gelir. Doğum anı, eski aile karması, bilinçaltı, ruhsal hafızamızdaki kayıtların tamamı. Biz o yüzden insanlara şunu anlatıyoruz ve öneriyoruz. Öncelikle sen bir bu sorun, bu blokaj, bu engellerin başlaması sen de geçmişteki hangi anda ve anılarda ortaya çıktı? Önce bunu bul. Blokajın ilk olduğu yere geri gidilmesi lazım. Orada bir şey oluşmuş çünkü. Oradaki tıkanıklığın Anılar, ruhsal hafıza, kodlar, bilinçaltı yoluyla bir bulunması lazım. Bu bir. İkincisi senin programında da hep anlatıyoruz. Bugün yine getirdim zaten. Kısmeti açan bir takım ritüel, şifre, kayıt, kod, dua, ayet ve esma-ül var. Ben zaten bunlarla ilgili çok uzun yıllardır araştırma yapıyorum ve eğitim de aldım. Mesela Osmanlı'da, işte Selçuklu'da, Göktürkler'de, bizim soyumuzda hep böyle kodlar, şifreler, bir takım manevi formülleri uygulamışlar. Ve bunlarla sonuç almışlar. Sonra bunlar bizim kültürümüzde 90'lı yıllarda unutuldu. Biz böyle yurt dışı, Amerika, Avrupa bazlı işte Reiki gibi veya işte Aura temizleme gibi farklı sistemlere kaydık ama bence bunlardan Türk toplumu istediğini alamadı. O yüzden günümüzde esmalar, bizden olan Allah'ın şey zikirleri, dualar, ne? ayetler ne? tekrar gündeme gelmesi ve doğru olanın bu olmasıyla daha çözüme hızlı gidiyoruz. Çok haklısın. Ne varsa dualarda var. Bütün Şeyi söylemek istiyorum. şey söylemek istiyorum senin anahtarı. programınla ilgili. Şimdi bu üçüncü gelişim kısa vadet Hı -hı. Her programına geçmişte de geldim ama... ...burada şu son üç programdan e evvel ikisini söylüyorum. Hani güç kitabımla katıldım. Binlerce kişiden, senin izleyicin olan Azerbaycan'dan, Avrupa'dan... ...Anadolu'nun her yerinden e bana mesaj atıyorlar... İşte yayında anlattığın zikri yaptım çocuğum işe girdi. Ay ne güzel. Okumayı yaptım o ayeti o sayıda okudum e, atandım. Ay çok Öbürü güzel. yapmış eşi borcunu kapatmış. Diğeri işte çok büyük bir sorunla uğraşıyormuş sorun hafiflemiş gibi. Yani biz burada anlattıklarımızla insanlara teorik bilgi değil direkt sonuca ulaşsınlar diye çözüm odaklı yaklaşıyoruz. Ay ne mutlu bize bir şey söyleyeceğim. Hayatınıza bir nebze olsun konuklarınla ben dokunabiliyorsak ne mutlu bize. E, senin izleyicilerin yorumları ya bunlar. Ya canımsınız. Ekran başındaki bütün izleyicilerime gerçekten Azerbaycan'dan çok çok inanılmaz. geniş bir kitle izliyor bizi. İnşallah evet. şu pandemi kalksın da evet. oralara gelelim. Şimdi e, kısmet açmak deriz ya. Ya ben böyle şey kızma ama bana bak. Yok tamam. yok tabii. Çok bir inancım yok biliyor musun kısmet açma meselelerine falan. Var mı gerçekten böyle bir şey? Şimdi ben tabii bu işi yapıyorum. E, mesela kısmeti kapalı olan hanımlar, beyler. Mesela iş kısmeti olan e, ayrı uygulamalar var. E, para ile ilgili var e, Bunun dışında ilişkilerle ilgili var Ben bununla ilgili çalışma yapıyorum hı hı. karmaya bakıyoruz aile geçmişine bakıyoruz çocukluğuna bakıyoruz doğum anda çektiği anlara bakıyoruz bunları dönüştürdükten sonra Evet kişinin kısmeti açılabilir Peki bunları yapamayan kişiler ne yapması gerekiyor bir kere şimdi burada anlatacağımız bugün bazı uygulamalarla çok kısa sürede yani 21 gün gibi bir süre bunlara devam ederek bazı şeylerin hafiflediğini konuların önünün açıldığını görebilirler çünkü bu zikirleri ve uygulamaları yaparken birincisi frekans değişiyor. İkincisi senin inanç sistemin değişmeye başlıyor. Bir şeye inanmaya başlıyorsun ya bir şey yapıyorum ve sonuç alacağım. Bilinçaltına farklı telkinler gidiyor. Bütün enerjin değişiyor, değişiyor ve geçmişi bırakmaya başlıyor. Ne yapıyorsun? Sorunu düşünerek sorunu büyütürüz. Ama biz mesela zikir diyelim ki burada bir okuma vereceğim. 1100 kere onu okurken her gün artık manevi anlamda değişiyor. Bakış açısı değişiyor. Bilinçaltı telkini yoğun almaya başlıyor ve manevi bir şeyle ilgilendiği için Sorunu düşünüp kendisini e, spiritüel olarak zehirlemekten kurtuluyor. O yüzden öne açılıyor, farklı gelişmeler oluyor. Kısmet açmak diye bir şey var. E, zaten e, bu konu hani Türk örf ve adetlerinde yeri olan Anadolu'da yeri olan bir konu. Ben o yüzden kitabın adını da kısmet koydum. Aslında şöyle hani inancım yok derken bir tarafım da e, yani senin yaşadıklarını ve senin evet. şu andaki bulunduğun yeri görünce diyorum ki Yağmur bak hani. En güzel örnek aslında ben, Tuğçe. Hemen bir örnek verebilir miyim? Kendi hayatından gerçek bir şey. Yani belki bazı insanlar yeni öğreniyor. Şimdi ben 13 yaşına kadar... Tabii bizi ilk defa izleyenler de vardır bu evet, arada. veya belki o kısmı kaçırmıştır. 13 yaşına kadar çok normal bir hayat. İşte babam beni koleje yazdırdı. Zengin bir iş adamıyım. 13 yaşıma geldiğimde bıçak gibi şöyle oldu bizim hayatımız. Önce evimizi kaybettik. Sonra eşyalarımızı kaybettik. Çok az bir giysilerimiz bir şeylerimiz vardı. Onu küçük bir eve taşıdık. O evde de yangın çıktı ve onları da kaybettik. Sonrasında kalacak bir evimiz olmadığı için annem, babam, kardeşim, biz hepimiz başka yerlerde, arkadaşlarda veya akrabalarda kaldık ve benim 30 yaşına kadar sürekli parasızlık, işte soğuk duş almak zorunda kaldım karlı kış günlerinde. E, işte 1 liraya cips yiyerek öğlen yemeklerini geçirdim. Otobüse binecek param yoktu. Ta ki kendime şunu itiraf ettim. Bak, bu kadar büyük bir şey oldu. Bu ne zaman oldu? 13 yaşında. Orada bir şey olmuş olması gerekiyor. Sonra biz bu anlattığımız, burada anlatmaya çalıştığım blokaj, kök kayıtlar, karma borcu derken... ...orada bu olayların başladığı yerin önünde babamın e, o zaman bir iş adamıydı. E, farkında olmadan, çok farkındalıklı birisi değildi. Biraz sert mizahçıydı, fazla materyalistti. Sert birisiydi babam. Çok da duygusal ve derin düşünmezdi. Ailesinden bir kişiye çok büyük manevi bir haksızlık yaptığını buldum. Aa. Oraya dönüp şimdi şunu demeyecek kişiler... E babam yapmış bana ne ki hayır sirayet herhalde. ediyor. Yani babamın annemin yaptığından bana ne? Evet bu olayı bulup o kişilerle bağlantılı ve bütün enerji çalışmalarını yapıp Oo. doğru duaları okuduktan sonra işte zaten sonrasını biraz sen de biliyorsun. O 31'li yaşlardan sonra kırılma noktalarıyla e, bugünlere kadar ben kendi gelebileceğim kadarıyla kendi zirveme geldim. Bir Papa, kere... Çorap söküğü orada oldu. Evet. Bir kere bir şey söyleyeceğim. <laughs> evet bu yani e, manevi anlamda çok inanılmaz bir yükseliş yaşadın. Maddi anlamda da öyle. Evet, çok şükür bir de anlamda. çok şükür. Evet, evet hep biliyorsunuz her şeyin başı Allah'tan şükür, dua. Evet, evet. Bir de kilo anlamında. Ya tuğçe ne olur geldin. Allah aşkına asıl bize o meseleyi anlat. Evet. Bak dikkat ediyor musun? Hiç almadım bak. Çünkü şimdi eski fotoğrafım nasıl? olursa ekrana getirsek şey yapar hayır, mısın? Hayır lütfen ha? hayır bu benim hayır bilakis seviniyorum bak Seni incitmezdim böyle. yani herhangi bir hayır, şey lütfen olmaz koyun. Ben hep koyuyorum gülüyoruz da. eski fotoğrafını <laughs> ekrana getirir misiniz? Kaç kiloydun? Şimdi 96. Ekrana getireceğimiz fotoğrafta. Evet. 96 kiloydu. Evet. Şimdi ben de çok yakın arkadaşıyım kilo. biliyorum ve... Evet. O zamanlar da sen hep söylüyordun. Ne zaman zayıflayacaksın? Yüze gidiyorsun. Kaç kere söyledin. <laughs> Ve evet, bir şey evet. söyleyeceğim. O kadar mesela çok güzel bir kadın. O kadar zarif, o kadar güzel ki. Yani şu anda bakın yüzünde bir tek rimel var. Birazcık minicik bir ruj var. Görüyorsunuz gerçekten çok zarif ve çok güzel bir kadın. Ederim, 96 kilodan kaç evet, kiloya düştü? 58. Ve bak hiç geri almadım. Çünkü benim anlattığım yöntem gerçek. Ve bak mide ameliyatı falan yok. Benim raporum duruyor. internette bakabilirler. Instagram'da da duruyor. Hani şüphe edenler. Girip oradan doktor raporu var. En büyük hastalığından ha, Instagram'ına koydun değil mi? Orada duruyor. Yok, duruyor. Öne çıkanlarda rapor diye duruyor. Herkes girip bakabilir. Bize bugün kısmet açmayı öğret. Ki... Bak, <laughs> bak, orada. Ya inanılır orada gibi değil. Beyaz bak. show programı zaten. Tam 96'yım bugün <laughs> bugün orada. İnanılmaz evet. <laughs> koltuğa sığmıyorum beni ayrı koltuğa falan almışlar. Şaka yapıyorsun. Bırakmış. Evet evet bakar mısın. <laughs> ama bir şey söyleyeceğim burada da çok güzelsin. Sağ ol evet. Hiç yani. Bir yani, gençlik verdim. E, <laughs> güzellik yani kilo hiçbir şey insanın gerçekten evet. yüreği iyi olsun. Evet e, kilo insanı sağlık açısından istediği kıyafetleri giyememe konusunda rahatsız ediyor ama burada da çok güzelsin. Fakat buradaki şu zarifliğin gerçekten kiloyu vermek gerekiyor ya. Bizi kurtar Tuğçe bu kilolardan. Evet, Nasıl kilo vereceğimizi de konuşalım. Zaten. Şimdi ben hiç geri almadım. Bunun sebebi kökten olması. Yani ilişki olsun, para olsun, kilo olsun. Bunları kökten şifalandırmadığımızda tekrar başa sarıp aynı sorun tekrar ediyor. Benimki bilinçaltında olup biten ve düşünce sistemiyle kök kayıtlar üzerinden olan bir kilo verme olduğu için... ...yani 38 kiloyu 4 ayda verirken... Kökten bittiği için bir daha bir gün bile kilo almadım. ve Bunu da herkes yani 4 sene geçti üstüne zaten gördüler. Hep 58. Önce kısmet açmayı konuşalım. Konuşalım. Aradığı ilişkiyi bulamayanlar, aradığı evliliği yapamayanlar ya da rızık problemi çekenler için evet. kısmet açmak nasıl oluyor? Her konuda kısmeti kapalı olan kişi bu vereceğin öneriyi evet. uygulayabilecek evet. mi? Uygulayabilecek çok kolay. E, lütfen 21 gün içinde tamamlasınlar. Ne kadar uzatabiliriz bu okumaları diye bazen soruyorlar. Bir günde yapanlar 21 gün her günde yapabilir. Vakti olmayanlar bu terkibi 21 gün içinde de tamamlayabilir. Burada itikat, teslim olmak çok önemli. Çünkü burada ben her zaman hani neye dayanarak konuşuyoruz? Bir Kur'an-ı Kerim, oradaki ayetlerin içindeki sırlar, Esma-i Düsna ve bunlar bir takım manevi şifreler içeren e, sayılar da ona göre belirleniyor. Bazıları ebçet değeri, bazıları o zikri yaptığınızda o zikrin frekansına gerek enerjinizi dönüştürdüğünüz için. Şimdi her konuda kısmet kapalı yaşayanlar için hemen bir uygulama verelim zaten not alıyorlar siz de YouTube'a eklüyor ama yani şu anda yine not alsınlar. Aalsınlar, hani bulunsun. tek tek yavaş yavaş <gülüyor> verelim. <gülüyor> tamam. Hadi kalem kağıdı alın ben bu arada şu arayı da kapatmış olayım. Sorularınız varsa kalem kağıt alırken tekrar edeyim. Instagram Nur Viral, ee, Facebook diğer sosyal medya hesaplarımız zaten ekrana geliyor sevgili seyircilerimiz. Ee, bana ulaşabilirsiniz. Ee, kısmet açmak için ne yapmak gerekiyor? Gerekirse kalem kağıt bulamadıysanız telefonunuzun video bölümüne Evet oradan e, not edin. Çekin Şimdi, daha doğrusu. Öncelikle bu kısmet kapalının e, ucunda bir karma borcu kul hakkı aranılması gereken bir durum olabilir diye önceki Tevbe suresini bir okunması gerekiyor. Tevbe suresini okumak, istiğfar etmek bunlar çok önemli. Bütün başlangıçlarda önce bir niyete girmek için ve arınmak için bu yapılır. 21 tane salavat çekilecek arkasından. Bu bir hazırlık ve giriş gibidir. Tevbe suresi Okuduktan 21 sonra, salavat. Salavat sonra 9999 kere ya Allah denilecek. Çünkü sen hayatta her şeyi Allah sayesinde yaşarsın ve sadece ondan istersin. Bizim burada anlattığımız şeyler zaten sadece cüzi bir vesile olmak. Sonuçta Allah'ın huzuruna çıkıyorsun ve önceki onun ismini bu sayıda zikrettiğinizde... ...bir takım şifreler ve sırlı kapılar açılacaktır. Çünkü sen bir kilidi açmaya çalışıyorsun kısmetini açmaya çalışırken. Sonra 101 tane ayetel kürsi okunacak. Ayetel kürsi blokajlarda herkes zaten biliyor çok kuvvetlidir. Fakat bu sırayla yapıldığında kişi... Kendisinde fiziksel olarak, beden olarak, enerji düşünme biçimi olarak farklılığı hemen görecek. Yani bu okumayı yaparken bunu fark edecekler. Sonrasında 99 kere ya hak denilecek. Şimdi biz niye bir yandan da kısmet kapalığı yaşıyoruz? bilinçaltımızda bazı şeyleri hak etmediğimize, layık olmadığımıza, değersizlik programımız çalıştığı için bu blokajı, bu kısmet kapalığını yarattık. O nedenle ben hak edenim, yani hem Allah'a inanırım, Allah ya haktır, ben de hak edenim anlamında 99 kere ya hak ismini söyleyecekler. Bitiminde buna biz mühürleme diyoruz. Yani bir zikri yapıyorsun. Son bir de vururken en kuvvetli şeyleri okuman gerekiyor. Bakara suresi, Nisa suresi, Kalem suresi, Ankebut suresi. Mühürlemesinde bu dört sureyi okuyarak yapacaklar. Şimdi bu tesirli fakat biraz uzun bir okumadır. Dediğim gibi 21 gün içinde tamamlanması gerekir. Ee, mesela itikaf deniliyor buna. Çok fazla kendinizi kapatarak her şeyden soyutlanarak çok hızlı da bitirebilirsiniz. Bu kısmet açma ile ilgili... ...zorlanan, çok uzun zamandır sorun yaşayan kişilerde çok tesirlidir. Allah'ın izniyle farklı sonuçlara gideceklerine inanıyorum. Ama şimdi kısmet açmayı şey olarak değerlendirmiyoruz. Sadece hani eş bulmak gibi yok, değil, yok hiç o anlamda. rızık her anlamında konuda. da. Rızık, hedef, bir isteği var asla olmuyor. İş bulamıyor. Her konuda, her konuda blokajı kaldıran tesirli bir Allah çalışmadır. Allah. E, kısmet kitabımda da buna çok yer verdim. Şimdiden deneyim sonuç alan insanlar da var. E, bir daha hızlıca tekrar edelim tamam. mi? Kısmet Suresini açmak için. Okuyorum. Bir tevbe suresi. Çünkü bunun hakkında girmiş olabilirim. Önce bir temizlenmem lazım. Ya keşke lazım. tablomuz olsaydı burada yazsaydık arkadaşlar. Evet tevbe sonra. Suresi. Arkasından 21 salavat. Evet. Şifreyi açmak için girişi yapıyorum. 9.999 kere ya Allah diyorum. Tamam. teslimiyet için. 101 ayetel kürsi. Arınma ve program başlatmak için. Hak edelim ve hak olandan isterim. 99 kere ya hak. Sonrasında mühürlemesini yapmak için Bakara, Hı -hı. Ankebut, Kalem, nisan sürelerini okuyup mühürleyip bırakıyor. Peki 21 gün içinde işte Bunu bitecek. 21 gün içerisinde yapmamız gerekiyor. Evet. Kısmet açmak için. Her olacak. konuda kısmet açmak için. Peki